Tamam, bu telefonun sırrını, telefonun sırrını merak ediyorum. Bu telefonun bir sırrı var mı Ümmü? Yok Didem abla. Emin misin? Hastanedeyken aldım ben. Sonra 10 gün kadar anca elimde durdu zaten. Şarj makinesi koptu. Şarjda doldurulmayınca ben onu bir attım. Ben onun üzerine dedim ya, 1,5 sene ailemin yanında durdum geldim. Hiç tamam. Kullanmadım ben onu. Şimdi öğretmen Yasin Bey'i çağıralım. Yasin Yıldız'ı, o da gelsin. Onunla beraber. Belki o da gördüm acaba. Bir, onu da bir sormak istiyorum çünkü. Yasin Bey gelir misiniz lütfen? Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizin o videoyu izledim. Çok evet. İlginç. Birazdan onu size soracağım. Tamam. Şu telefonu bir izninizle sormak istiyorum. Siz bu telefonu daha önceden gördünüz mü? Oturun lütfen. Ümmü'nün elinde bu telefonu gördünüz mü hiç? Hayır, ben hiç hatırlamıyorum. Hı? Hiç hatırlamıyorum. Ümmü bunu size gösterip buna bir hat lazım. Yasin Hoca bana bir hat verir misiniz? Hayır hayır, kesinlikle hayır. Ben bunu Canan Hanım'a göstereyim. Arkadaşlar bir dakika, şu telefonu bir sizin eşinizle yayınları izliyor evet. Canan Hanım. Bir zoom girelim bu telefona. Markası belli olmuyor zaten. Aslı girebilirsiniz zoom. Şöyle, ha sen de mi? Tamam canım. Canan Hocam, bu telefonu siz gördünüz mü hiç Ümmü'nün elinde? Ekibimizi arayabilirsiniz ya da siz arkadaşlar Canan Hanım'ı bir arar mısınız? Bana mesaj atın. Ya da ha, size WhatsApp'ın. Telefonunuz kenarda dursun. Bir mesaj atın. Bir gördünüz mü Ümmü'nün elinde? Sizin söyleyecekleriniz önemli. Şu an devlet memuru olduğunuz için biliyorum konuşmuyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ama bir izin alarak da bu yayınlara gelebilirsiniz. Keşke gelseniz de. Siz bu arada bir mesaj yazar Hayır, mısınız? Telefona bağlanabilir değil mi? Yani telefona değil de en azından bir, siz eşinize bir mesaj atın bakayım, bu telefonu görmüş mü? Ya yani mesaj üzerinden, kocası sakla üzerinden. Sakla dedikleri telefon bu Didem abla. Nasıl? Sakla diyormuş ya bunlar. Peki Hocam bu telefonu. Diyormuş ya ben sakla. Ümmü bu telefonu gördüğü zaman bir şey, bir soru sordu. Dikkatinizi çektim, diğer parçası nerede dedi. Çevireyim. Arka kapağını sordum Didem abla. Evet, arka kapağı yok. Evet, çocuklar oynaştığı için. Şey, bataryası yok. Bataryası da yok. Bataryası Çocuklar yok. Oynaştığı için Didem abla buldu, Makbule bulup geldiğinde tüm diyor işte, eşim biliyor. Bu telefon böyle bulunmuş değil mi? Böyle bulunmadı Didem abla. Yok öyle değildi Didem abla. Şarjı, bataryası, kapağı vardı. Yani eşinize yazışıyor musunuz? Yok, yazdım, görmedi daha. Hı. Yani şey. Canan Hoca bir fotoğrafını çekin gönderin. Çekin. Bunu çekin fotoğrafını. Şöyle. Gönderin şimdi Canan Hoca'ya. Bakalım ne diyecek. Şimdi biz bu telefon nasıl bulunduğu ile ilgili anneniz Akile Hanım'la da konuştuk. Yani biz daha doğrusu bizim ekibin çalışması sonrasında, Emre'yi tebrik ediyorum, ekibi de öyle. Bir gelsin ekranlar, o VTR'yi bir izleyelim. Bakın nasıl bulundu telefon. Akile Hanım neler söylüyor babaanne. İzleyelim lütfen. Gizli telefonu orada bulundu. Telefonu Ümmü ceketinin cebine koymuş. Ümmü Şahin'e ait olan telefon uzun bir süre bulunamamıştı. Peki şu an nasıl ortaya çıktı? Şimdi bunu göstereceğiz. Kayınvalide Akile Hanım, Ümmü'nün birçok kez evde topladığı çöpleri, kıyafetleri, bakın şimdi gideceğimiz duvardan aşağı attığını söylüyor. Ve günlerden bir gün Akile Hanım torunlarıyla birlikte işte bu duvarın altındaki birikmiş olan çöpleri yakarken Ümmü'ye ait bir kıyafetin içinde, cebinde bulduğunu söylüyor. Ümmü, kıyafetleri buradan aşağı mı atardın? İşte, sonra ben de onun altında şimdi susam çöpü var, ona bakma. İçeride ne alır gelir, devidar olduğuna, kelini, kütüğünü oraya koydu. Oradan da buraya attı, attı. Buradan mı? Bu şuradan şöyle yağdırdı. Şöyle, bak vallahi billahi bayamın boyu şöyle doluydu baba. Şuradan gelenlerden utanıyordum. Bazı şunlara temizlikçiler gelirdi, bunları kaybetti. Oradan çocuklar aldım geldim, yaktık işte bu. Temizlik yaptım çocuklara, dedim ki iyisin iyisin bakın anam, ceplerinde bir şey olur dedim. Yaktık yaktık, son kaldı ya kocuk kılıklı bir ceket dedi. Ümmü'ye mi ait? Onun sırtında, bunun evinden çıktı, benim değil. O ceketin içinden ne çıktı? İşte o telefon, başka bir şey yok. Telefon çıktı. Bu olay ne zaman yaşandı? Bu olay dedim ya, yakın işledikten harmandan beri ne oldu? 3 ay olsun. 3 ay önce mi? 3 ay önce. Telefonu kim aldı sonrasında? Telefonu Makbule aklı çıkardı geldi. Bakayım annem, o kimin dedim, anamın dedi. Yusuf ben alacağım diye ağladı. Makbule ben vermem diye ağladı. Telefonu bulduğunuzda kırık mıydı? Arkası yoktu. Hani şimdi gördünüz ya telefonu. Aynı öyleydi, arkası yoktu. Yani bataryası ve hat olan kısmı. Bir şey yoktu, hiç yok. Peki telefon bulunduğunda Ümmü bunu öğrendi mi? Gösterdik sonra ya. Sonra gösterdik onu.
Onu çocukların eline bildi. Bir koynaştım, oynaştım. Arka kapağıyla kırılmış o koca dudum dibinde şollarda. Telefonu dama attım. Telefonu çocukların arasından makbule aldıktan sonra peki telefon ne oldu? Şimdi bunu göstermeye gidiyoruz. Makbule, sen telefonu babaannenle birlikte bulduktan sonra ne yaptın telefonu? Buralarda dolanıyordu kardeşlerimin elinde. Oyun mu oynuyordunuz? Evet, kardeşlerim kavga etti. Onların ikisi. Ben de kavga etmesinler diye elimdeyken çatıya fırlattım. Şuradakini. Bu merdivenden yukarı. Evet, fırlattım. Orada kaldı zaten bayağı uzun süre sonra. Siz sorunca çıkardık. Peki siz telefonu bulduğunuzda anneniz bunu biliyor muydu? Annem biraz şöyle babama verdikten sonra, inceledikten sonra bu benim eski telefon diye sonra kendi söyledi. Kıyafet temiz miydi? Nasıl bir kıyafetti? Ya böyle ceket böyle ceketti. Mont böyle işte. Biraz buruşmuştu. Kime aitti o? Anneme aitti. Annem cebine koymuş, unuttum diyor. Annen gerçekten telefon aramış mıydı? Bilmiyorum onu aradı aramadı. Aradık diyor ama. Evet Ümmü. Didem abla aynı montum işte. Kıyafetlerin çoğunu attığım için onunla beraber yıkayamadığımdan dolayı evin içinde fazla tutamıyorum Didem abla. Yıkayamayan çamaşır ne olur? Ne olur? Sen düşün. Onu atıp yenisini mi alıyorsun kıyafet? Eltim getiriyordu. Bir dakika Canan Hoca hattaymış. Canan Hanım hatta mısınız hocam? Evet hattayım. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhabalar hocam yayına bağlandınız. Teşekkür ederim. Size soracak çok sorularımız var. Ama şu telefon meselesinden biraz devam edelim. Hemen size soracağım. Size de bu telefonu görüp görmediğinizi soracağım birazdan. Lütfen Ümmü. Efendim Didem abla. Çocuğun o poşeti alsanız o hal. Diğer önlüğü yanında kalsın da. Ya Ümmücüğüm şimdi bu telefon bulunduğunda senin kayınvaliden diyor ki Akile Hanım ben notlara bakayım deşifresini de özellikle aldırıyorum ki bazen insan yani izleyince akılda kalmayabiliyor. Yani böyle bulmuşlar arkası yokmuş yani. Doğrudur Didem abla bak hatırlamıyorum ben. E annen öyle diyor. Doğrudur yani evet. Ben. 3 ay var diye hatırlıyorum. Didem abla bataryası da vardı. Ceketin cebinden bulup geldiklerinde. Bunu neden çıkartırlar yani. Orhan Bey? Siz yani. Söyler misiniz? Batarya neden çıkartırlar? Yani çocuklar oyun oynarken çıkarttılar. Didem Hanım. Ya çocuklar abla. Zaten telefonun habersiz. Senin telefon senin montunun cebinde duruyor yani. Görmüyor. Çocuklar sonra Akile Hanım onları orada tam böyle şey eski kıyafetleri atmışsın sen oraya. Orada yani yakmak üzereyken bir de montun cebine bakalım. Cebinde bir şey var mı yok mu diye. O sırada cebine şey telefonu orada buluyorlar. Arkası böyleymiş yokmuş bataryası. Değildi Didem abla eve getirdiklerinde. Babaanne yalan mı söylüyor? Hatırlamıyor. Ya olabilir. Sen belki de öyledir. Ya ben hatırlamıyorum ya. Sen yani kötü aşağıda. Niyetliyse eğer bunun kullanıcısı kötü niyetliyse sırf benim sinyalim çıkmasın diye bataryayı ayırır. Ama iyi niyetli olarak düşündüğümüz zamansa gerçekten dediği gibi batarya arıza yapmıştır. Çıkartılıp atılmıştır. Arka çoğu zaman birlikte. Öyleydi hocam. Ama unutulan bir şey var. O telefonun bir kimlik numarası var. IMEI dediğimiz. Şimdi Yasin'in kaybından öncesine mutlaka jandarma bakacaktır. Bu IMEI girdiği zaman buna hangi hatlar takılmış, kimlerle ne görüşülmüş, hangi mesajlar atılmış hepsi çıkacaktır bunun. Ben hiç kullanmadım hocam bunu. Hiç. Sen bir de az önce şey vallahi diyorsun. Valla ben inanmıyorum. Eski telefonum dedi Didem abla. Kullanmadım Didem abla. Göreceksiniz gene aynı yere geleceğiz. İzin vermediği için ben kullanmadım. Hatta vermediği için. Bir şey söylesin. Ne dedi bir dakika ne dedin? İzin vermediği Kerim abiye söyledim. Kerim abiye de izin vermeyince aldırtmayınca ben bir daha telefonun üstüne düşmedim. Canan hocadan...